Hazırsanız. Bir saniye lütfen. Tamam. Hazırım. Değerli meslektaşlarımız, bugünkü konumuz kişisel verileri koruma kanunu ve yerine getirmekte yükümlü olduğumuz verbis ve kayıt sistemleri. Bu güncel konuyu ve gerçekten çok merak etmiş olduğumuz konuyla ilgili aslında odamız hukuk büromuzla beraber bir takım çalışmalar yaptı ve geçen hafta sizlerle videomuzun birinci bölümünü paylaşmıştık. Verbis'e kayıtın nasıl gerçekleşeceğine dair. Şifrelerimiz geldikten sonra da ikinci bölümünü paylaşacağız. Bunları da zaten Tülay Hanım bizlere açıklayacaktır. Evet, değerli meslektaşlarımız, Ankara Dışişleri Bürosu olarak özellikle sağlık alanında çalışan Özçelik Avukatlık Bürosu'na vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır sağlık alanında en yetkin kişiler olan Zinet Özçelik ve beraberinde çalışan avukatlarımızdan olan Tülay Ekici de sağlık hukukuyla birlikte özellikle kişisel verilerin korunması, sağlık verilerinin gizliliği konularında çok yetkin bir kişidir. Kendisi de bugün bize diş hekimleri olarak, sağlık sisteminin içinde çalışanlar olarak neler yapmamız gerektiğini açıklayacak. Buyurun Tülay Hanım, söz sizindir. Ben ekranımı karartıyorum. Öncelikle merhaba. Avukat Tülay Ekici Aksoy ben. Özçelik Avukatlık Ortaklığı'nı temsilen bu sunumu yapıyorum. Ankara Diş Hekimleri Odası'yla alandaki sorunların çözümü ve iyileştirilmesi amacıyla işbirliği yapıyoruz. Serhat Bey'e de güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bugün konuşacağımız konu serbest çalışan diş hekimleri için kişisel verilerin korunması kanuna uyum süreci ve bu alanda bizim Özçelik Avukatlık Ortaklığı olarak önerilerimizin neler olduğu. Son zamanda çokça soru aldığımız, telefon aldığımız bir konu. Bu nedenle kitlesel bir yayının daha faydalı olacağını düşündük. Katılımınız için de şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Öncelikle sunum seyri planı hakkında kısa bir açıklama yapayım. Önce kişisel verilerin korunması kanunu ve yürürlük süreciyle ilgili genel bir bilgi vereceğim. Kanundaki kavramları konuşacağız. Serhat Bey'in dediği gibi kanundaki kavramlar hakim olması hukukçular açısından dahi zor kavramlar. Daha doğrusu birbiri içine girebilen kavramlar. Bunları veri sorumlusu kimdir, veri işleyen kimdir, bunları konuşacağız. Sonrasında ana konumuz olan kanunda düzenlenen yükümlülükler nelerdir? Geçeceğiz. Aslında sadece verbis kaydı yükümlülüğüyle gündeme geldi bu mesele. Ancak kanun 2016 yılında yürürlüğe girdi. Ve aslında verbis kayıt yükümlülüğü olmayan meslek gruplarının ve kişisel veriye herhangi bir şekilde kaydeden hemen herkesin kanunda uyması gereken bir takım tedbirleri var. Uyması gereken yükümlülükler var. Bunları konuşacağız. Yani bu sadece verbis kaydından ibaret değil. Ofislerimizde, çalıştığımız muayenehanelerde kişisel veriyi koruma adına bu kanun kapsamında yapmamız gerekenleri verbis ve devamı yükümlülükler olarak ele alacağız tek tek. Sonrasında da kişisel verileri koruma kurulunun alanı ilişkin örnek bazı kararlarından bahsedeceğim. Tabii kanundaki yükümlülüklere aykırı davranmanın yaptırımlarını da konuşmamız gerekiyor. Çünkü son derece ağır yaptırımlar düzenlenmiş. Bunlara maruz kalmamak için ve kişisel veri konusunda toplumsal duyarlılığımızı, hassasiyetimizi arttırmak için ve kendimiz için bu önlemleri almanın öneminden bahsedeceğiz. Kişisel kanunu biraz açıklayayım. Kişisel veri kanunda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış. Yani kişinin ismi ve soy ismi yer almasa da TC kimlik numarasının yer aldığı bir belge kişisel veri içeren bir belge olarak kabul ediliyor. Aşağıda tek tek saydık. Tabii kişisel veri kavramı bunlarla sınırlı değil. Temel
anlamda kişisel veri kabul edilen şeylere örnekler verdik. Örneğin adımız, soyadımız, TC kimlik numaramız, yani nüfus cüzdanımızın üzerindeki her türlü belki her türlü bilgi kişisel veri niteliğinde. Adresimiz, e-mail adresimiz, telefon numaramız, araç plakamız, banka hesap bilgilerimiz, mal varlıklarımız, mevduat bilgilerimiz, mensup olduğumuz ırk, mezhebimiz, inanç sistemimiz ya da inançsızlığımız, sağlık verileri, cinsel hayatımıza ilişkin veriler, biyometrik veriler, genetik veriler, ses görüntü kaydı, resmimiz, özgeçmişimizdeki bilgiler, gittiğimiz okullarımız örneğin, üyeliklerimiz, dernek, vakıf, siyasi parti ya da sendika, bu anlamıyla özel nitelikteki hassas veri olarak kabul ediliyor. Bunlardan tabii bizi ilgilendiren kısım aslında hastalarımızdan edineceğimiz ve korumakla yükümlü olacağımız sağlık verileri ve kimlik bilgileri daha çok. Diş hekimleri özelinde konuşacak olursak, sağlık verileri de hassas veri olması itibariyle en yüksek düzeyde korumaya tabi veriler arasında sayılmış kanunda. Hemen ilerleyelim. Bir şey sorabilir miyim bu konuya ilişkin? Arada mı alalım soruları? Okey, tamam, öyle yapalım. Devam edeyim mi yoksa? Yani ben buradaki ayrımda sağlık verisi özel tekli veri olarak anlıyorum. Çünkü yani özel nitelikli kişisel verilerin ayrımı var. Yani TC kimlik numarası, hastanın ya da ad soyad bilgisi özel nitelikli veri kapsamına girmiyor. Buradaki evet. Ayrımı da anlatacaksınız değil mi? İkisinin arasındaki farkı. Tabii tabii. Çünkü anlatacağım. Sağlık veri, tamam. Neden hatta onların hassas veri olarak kabul edilmesi gerektiğini de anlatacağım. Şimdi veri işleme kavramı üzerinde biraz konuşalım. Bu kavram aslında ülkemizde tam olarak ne olduğu sınırları bilinmeyen bir kavram. Kişilerle konuştuğumuzda meslek hayatlarında ben hiçbir biçimde veri işlemiyorum, ben verbise kayıt olacak mıyım diyen hekimlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu anlamıyla veri işlemenin ne olduğunu sınırlarıyla birlikte tartışalım. Kişisel verileri tamamen veya kısmen bir parçasını da işleyebilirsiniz. Otomatik olmayan yollarda elde edip, kaydedip, depolayıp saklarsanız, değiştirmeye elverişli bir şekilde muhafaza ederseniz, yeniden düzenlerseniz, açıklarsanız, başkalarına aktarırsanız, devrederseniz, herhangi bir şekilde kullanılabilir ya da sınıflandırılabilir bir şekilde muhafaza ederseniz, bu yaptığınız işlemlerin her biri veri işlemidir. Bu soyut kavramı biraz somutlaştırayım. Örneğin hastanız geldi muayenehanenize, sekreterinize dediniz ki hastanın girişini yapalım, bir dosya oluşturalım. Sekreterinizin hastanın nüfus cüzdanının fotokopisini alıp dosya oluşturması bir kişisel veri kaydetme işidir. Bu anlamda hekimlik mesleğinin icrasında kişisel veri almaktan kaçınılamaz. Tıpkı avukatlık ya da mali müşavirlik gibi bu meslek sayılarını artırabiliriz. Yani hemen her mesleği icra ederken, tabii bir bakkallıkını işleten kişiden bahsetmiyorum, birçok alanda kişisel veri almak durumundayız. Örneğin avukatlarda da kişiler bize vekaletnameleriyle ya da mevcut hukuki uyuşmazlıkları ilişkin dosyalarıyla gelirler. Bu bir kişisel veri paylaşımıdır. Bizim onu alıp dosyalayıp dolabımızda kaldırmamız, okumamız, sistemimize kaydetmemiz, bu verilerden dilekçe üretmemiz bir kişisel veri işleme faaliyetidir. O anlamıyla illa amacımızın kişisel veri kaydetmek, sistematik bir biçimde bu amaçla oturup veri girmek olması gerekmiyor. Meslek icrası için kişinin bilgilerini alma işi bir kişisel veridir. Ve bu noktada işlemeye başladığımız anda sorumluluklarımız da başlar. Şimdi kavramları biraz konuşalım. Tabii kurum bu alanda kararları veren, alanı düzenleyen esas kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Bu kurum esasen bağımsız bir kurum.
Yani öyle olması gerektiği düzenlenmiş mevzuatta, ancak sonra mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra Adalet Bakanlığı'na bağlandı. Tam bir organik bağdan söz edemeyiz, ancak olması gerektiği anlamda bir bağımsızlığı da içerdiğini söyleyemiyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu kurumun bir kurulu niteliğinde, bir komisyonu gibi düşünelim bunu. Veri işleyenlerin uyması gereken yükümlülükleri bu kurul belirliyor. Tabii bunu belirlerken belli ölçütler üzerinden yapıyor bunu. Biz 1981 yılında Avrupa ülkelerince onaylanan 108 sayılı kişisel verilerin korunması karşısında bireylerin kişisel verilerin işlenmesi karşısında bireylerin korunması hakkındaki sözleşmeyi imzaladık. Birçok Avrupa Birliği üye ülkesi ve aday ülkesiyle birlikte. Ancak 108 sayılı bu ana sözleşmeyi onaylamamız 2016 yılını buldu. 2016 yılından sonra bu sözleşme bağlayıcı olduğu için kendi iç hukukumuzda kişisel verileri koruma için bir kanun çıkarmak durumunda kaldık ve kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe soktuk. Bu kurum da bu kapsamda oluşturulmuş bir kurum. Veri sorumlusu tanımından bahsedecek olursak, kişisel verilerin işleme amaçlarını, vasıtalarını belirleyen, yani bu alandaki ana politikayı belirleyen gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlusudur. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak kişisel veri işleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Tabii bu soyut tanımlamalar bir şey ifade etmeyebilir. Bunu daha somutlaştırarak örnek üzerinden konuşacak olursak, örneğin tek hekimin çalıştığı bir muayenehane düşünelim, diş hekiminin. Bir sekreterimiz var. Tabii bazı hizmetleri, protez vesaire konusunda da dışarıdan hizmet alıyoruz. Burada bu muayenehanenin veri sorumlusu, yani veri politikasından sorumlu kişi diş hekimidir. Bu sorumluluğunu başka birine devredemez. Sekreter ise veri sorumlusunun gözetiminde onun mesleki faaliyetini yürütebilmesi için, onun rehberliğinde veri işlediği için, örneğin hastanın dosyasını alıp oluşturduğu, bu dosyaları görebildiği için veri işleyen niteliğindedir. Yani diş hekimi sekreteri veri sorumlusu olarak atayamaz. Dışarıdan hizmet aldığı kişiler ise bir şekilde hasta verilerini aktarmak durumunda oldu. Örneğin ağız içi ölçüsünü ileterek bir protez üretmesini beklediği kişiler olabilir. Bunlar da kendilerine belli oranda hasta verisi aktarıldığı için, örneğin ağız içinin ölçüsü bir hasta verisidir, bunlar da veri işleyen olarak kabul edilir. Veri sorumlusunun ve veri işleyenin yükümlülükleri farklıdır. Ancak bu şemada ana sorumlu hekimdir, veri sorumlusu olarak geçer kanunda. Diğer kavramlardan biraz söz edelim. Açık rıza kavramı çok önemli bir kavram. Hassas nitelikteki verileri işlerken, örneğin sağlık verilerini işlerken kanun diyor ki açık bir biçimde rıza almalısın. İstisnai hallerden değilse, işte kanunda sayılan kamu güvenliği vesaire gibi, bir meslek icrası için alıyorsan sağlık verisini hastanın açık rızasını almalısın. Peki biz bu açık rızadan ne anlayacağız? Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan özgür irade beyanı demiş kanun buna. Kurum şöyle açık rızaları kabul etmiyor. Bazı unsurlar arıyor. Örneğin hasta geldi. Ona şöyle bir şey imzalatırsak açık rızasını almış olmuyoruz. Ben doktor işte A'nın benim tüm kişisel verilerimi işlemesine, kullanmasına, paylaşmasına izin veriyorum deyip imzalatırsak, ki bu örneği veriyorum çünkü uygulamada bize bunu soran, böyle yapıyoruz diyen çok kişi oldu. Bu kurumun aradığı unsurları taşıyan geçerli bir rıza değil. Peki kurum hangi unsurları arıyor? Öncelikle kişisel veriyi neden işlediğini hastaya açıkça bilgisini vermelisin. Şöyle bir cümle geçebilir.
Tedavi ve tanı hizmetinin yürütülmesi için amacıyla verileriniz işlenecek ve kullanacaktır. Sonrasında hastanın bu veriye ilişkin nasıl hakları var? Verilerin silinmesini isteme, değiştirilmesini isteme, imhasını isteme gibi haklarının neler olduğunu bu açık rıza beyanında onamda görmeliyiz biz. Son olarak da hasta tüm bunları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kendi el yazısıyla yazıp imzalamalıdır. Bunun ayrıntılarını ilerleyen slaytlarda paylaşacağım. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi kavramlarını kullanacağız ilerleyen slaytlarda. Silme işi elektronik ortamda tutulan kayıtlar için farklıdır. Fiziksel ortamda tutulanlar için farklı. Erişilemez, tekrar kullanamaz hale getirme. Yok etme ise herhangi bir şekilde geri getirilemez hale sokmadır. Yani ikisi birbirinden şöyle farklı. Yine örnekle açıklayarım. Bir bilgisayar üzerindeki hasta dosyasını sildiğinizde geri dönüşüm kutusuna gider. Bu sadece silme işlemidir. Tam bir yok etme işlemi değildir. Geri dönüşüm kutusundan onu elde etmenin yolu vardır. Yeniden yüklemenin. Ancak silmiş oluruz, yok etmiş olmayız. İkisi arasındaki farkı böyle açıklayabilirim. Anonim hale getirme ise herhangi bir silme ya da yırtma, yakma işlemine tabi tutmadan üstündeki verileri kapatarak gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek bir biçime sokmadır belgeyi. Örneğin bir hasta tahlilini düşünecek olursak, hastanın adını, soyadını, TC kimlik numarasını, kişisel bilgilerini kapattıktan sonra sadece tahlil sonuçlarını içeren belgeyi anonim hale getirmiş oluruz. İlerleyelim. Bunları ayrıntılarıyla can zaten. Şimdi biraz önce gelen soruyla ilgili şimdi ayrıntılı yanıtlama fırsatı bulacağım. Özel nitelikteki kişisel veri nedir? Yani her veri aslında özeldir ve korumaya değerdir. Ama kanun bazı verileri diğerlerinden daha korumaya değer bulmuştur. Daha hassas kabul etmiştir. Bunun nedeni şudur mantığı. Bazı bilgilerimizin yayılması, öğrenilmesi, paylaşılması bizim ayrımcılığa tabi tutulmamıza ya da herhangi bir nedenle geri dönülemez bir zarara uğramamıza elverişlidir. Örneğin kişinin siyasi düşüncesinin, etnik kökeninin, ırkının ya da inancının ya da inançsızlığının bilinmesi onun toplumsal olarak iş hayatını ya da sosyal ilişkilerini etkileyen bir sonuç doğurabilir. Ya da cinsel yöneliminden bahsedelim. Cinsel yöneliminin bilinmesi onu ayrımcılığa tabi tutmasına neden olabilir. Belki işinden olabilir. Bu tip veriler yani kişiye daha çok zarar verebilecek, ayrımcılığa tabi tutulmasına neden olabilecek veriler daha hassas kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Bizi ilgilendiren kısmı ise diş hekimleri yönünden sağlık verileridir. Sağlık verileri özel nitelikteki veri olup ilgilinin açık rızası olmadan işlenmesi yasak olan verilerdendir. Burada küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Verbis üyeliğinin, verbis girişinin zorunluluğuna ilişkin biz kurulla çokça görüşme yaptık. Hekimlerin neden muaf tutulmadığına ilişkin. Çünkü avukatlar, mali müşavirler gibi meslek grupları verbis üyeliği zorunlu olmayan gruplardan. Kurum yetkilileri hassas veri işleyen herkesin İşte iş yeri kapasitesine bakılmaksızın kanunun 6. maddesi uyarınca verbiste üye olması gerektiğini, özellikle sağlık verisi işlediği için hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının daha sık kurallara tabi tutulacağını söyledi. Bu da işlediğiniz verilerin daha özel nitelikteki verilerden olmasından kaynaklanıyor. Şimdi kişisel verileri işlerken kanun ve 108 sayılı sözleşme belli ilkeler belirlemiş. Öncelikle şunu hiç unutmayalım. Yani biz toplum olarak kişisel verileri ya da özel hayat kavramının çok yerleştiği, bu bilincin çok oturduğu bir toplum değiliz.
metroda yanınızda oturanın telefonunu okumak isteriz. Komşumuzun hangi ameliyatları geçirdiğini bilmek isteriz. Tabii bu kültürün yerleşmesi, bu ilkelere göre yaşamayı öğrenebilmemiz biraz zaman istiyor. O anlamıyla aklımızdan çıkarmamamız gereken temel ilke, veri işleme istisnadır. İstisna olmalıdır, işlememe kuraldır esasen. Yani bunu şöyle açıklayacak olursak, kişinin verisini mecbur kalmadıkça işlememeli, mecbur kaldığımızda da işleme amacımızın sınırları içinde kalarak işlemeliyiz. Yani iş başvurusunda bulunan kişiden çocuk sayısını ya da mal varlığına ilişkin bir beyanı talep etmek aslında iş başvurusunun amacıyla çok örtüşen, ölçülü bir talep değildir. Bu anlamıyla kişilerin izin vermezse verisini kullanabiliriz anlamına gelmiyor. Verisini kullanabilmek için izne ihtiyacımız var. Böyle düşünmeliyiz, buradan bakmalıyız. Bu bakış açısını oturtursak eğer aslında birçok sorun, hekimi zor durumda bırakacak birçok sorun, sır saklama yükümlülüğü yönden doğmayacaktır. Bu aslında hastaları koruyor gibi görünen tedbirler olmakla birlikte hekimleri de süreçte mesleki yetkilerini, sınırlarını, korunaklı alanlarını belirleme konusunda hekimleri de koruyan bir yönü olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi veri işleyebilmek için önce hukuka uygun bir nedenimiz olmalı. Sizler için konuşursak hukuka uygunluk nedeni kişinin gelip sizden sağlık hizmeti almak istemesi, mesleki faaliyetiniz. Bu anlamıyla bu hukuka uygunluk nedeni gerçekleşmiş oluyor. İkincisi, verileri doğru ve gerektiğinde güncel bir biçimde koruma. Verileri doğru hastanın beyan ettiği şekilde işleyip güncelliğini korumalıyız. Yani hasta bir bilgisinin güncelliğini yitirdiğini söylediğinde bunu güncelleme gibi bir yükümlülüğümüz var. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeliyiz. Mesleki faaliyet bunlardan biri olarak kabul ediliyor. Biraz önce söylediğim işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak veri almalıyız. Örneğin sadece sunacağımız sağlık hizmetiyle ilgili verileri talep etmeliyiz. Bununla ilgisiz hasta dosyasına girmesinde fayda olmayan verileri hastadan istememeliyiz. Tabii ilgili mevzuatta öngörülen işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeli, sonrasında da imha etmeliyiz. Bunların ayrıntısını konuşacağız. Şimdi kanundan kaynaklı yükümlülüklere geldik. Aslında buraya kadarki kısmı sunuma bir giriş olarak kabul edebilirsiniz. Ana yükümlülüklerimizi daha iyi anlayabilmek için bir kavramsal giriş yapmak durumundaydım. Şimdi esasen sizin en çok merak ettiğiniz ve sizin en çok işinize yarayacak kısma geliyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 2016 yılında yürürlüğe giren kanun, aslında bir sürü yükümlülük getiriyor. Verbis bunlardan biri. Önemli olduğunu bildiğim için sizin ilk sırada anlatmayı uygun gördüm. 16. maddede veri sorumluları sicile tutulacağı ve veri işleyenlerin bu sicile kaydedileceğine ilişkin hüküm var kanunda. Veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik 2017 yılında yürürlüğe girdi. Bu amaçla Verbis adında da bir sicil oluşturuldu. Şimdi bu sicili nasıl bir sicil anlamalıyız? Örneğin bazıları şöyle bir soruyla gelebiliyor. Biz buraya hasta verisi gireceğiz değil mi diye. Hayır, bu öyle bir sicil değil. Bilirkişilik listeleri, bilirkişilik sicili gibi düşünebiliriz bunu. Sadece şunu söylüyoruz bu sicile kaydı olarak. Ben mesleki faaliyetim nedeniyle şu koşullarda veri işliyorum deyip bu sicile aslında kaydınızı yaptırıyorsunuz. Yani Sağlık Netik gibi daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından diş hekimlerinin hastalarının tüm verilerini girecekleri bir merkezi bilgi sistemi oluşturulmuştu.
Ve burada gerçekten hastaların verilerinin, uygulanan tedavinin, yazılan ilacın girişi talep ediliyordu. Bu böyle bir sistem değil. Buraya hasta bilgisi, verisi girmeyeceksiniz. Sadece bu yükümlülüklere tabi olduğunuzu bildiğinizi ve uymayı taahhüt ettiğinizi beyan ettiğiniz bir sicil olarak kabul edin bunu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tabii Verbis sorumluluğunu getirdikten sonra pandemi vesaire bir sürü süreç işledi ve üyelik tarihini sürekli ileriye atmak durumunda kaldı. Şu an itibariyle açıkladıkları üyelik için son tarih 31 Mart 2021. Ancak yeniden uzatılır mı? Tabii bilemiyoruz. Uzatılırsa zaten adoyla ve üyeleriyle paylaşacağız. Şimdi Verbis'e nasıl kayıt olabiliriz meselesini ben slaytıma almıştım. Aslında Serhat Bey bu konuda çok ayrıntılı bir video çekti. Gayet güzel ve sizle paylaştı. O anlamıyla hala üye olmayanlar için bu bilgiyi aktarmış olacağım. Şimdi buradaki butonlardan sicile kayıt butonunu görüyorsunuz, ortadaki turkuaz renkli. Oraya tıklıyoruz. Çünkü henüz veri sorumluları yönetici girişi adı altındaki girişi yapamayız. Veri sorumlusu olarak kaydımızın yapılabilmesi için sicile kaydolmamız gerekiyor. Ortadaki mavi butona tıkladıktan sonra yurt içinde yerleşik tüzel kişi seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Bazı diş hekimliği klinikleri şirket bazında faaliyet gösterenler tüzel kişi girişi yapmak durumunda kalabilirler ama serbest muayenehanesi olanlar yurt içinde yerleşik gerçek kişi tercihiyle giriş yapacaklar. Burada veri sorumlusu olarak vergi kimlik numarasınızı ya da TC kimlik numaranızı kullanacak vergi dairesi butonunu size uygun yeri tıklayacaksınız. Burada robotik yazılımları engellemek için bir toplama ya da dört işlem sorulmuş. Onun yanıtını geleceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Burada da size veri sorumlusu girişi yapmanızı isteyecek. Serbest çalışan muayenehanedeki hekimler için buraya hekimin adı soyadı yazılması gerekiyor. E-posta adresiniz ve size ulaşabilecekleri bir telefon numarası. Bu bizzat kullandığınız telefon olmak durumunda, yakınlarınızınkini vermemeniz gerekiyor. Mümkünse e-posta adresini de kişisel kayıtlı e-posta adresi aldıysanız onu girmenizi öneriyoruz. Sonra da kaydet diyerek bu ekranın çıktısını alacaksınız ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na posta yoluyla ileteceksiniz. Bu aşamadan sonra bildirdiğiniz e-posta adresine bir şifre gelecek ve o şifreyle bilgi girişlerinizi yapabileceksiniz. Peki şifre geldi. Bundan sonraki yükümlülükleriniz neler? Bir envanter hazırlamak durumunda veri sorumlusu. Bu envanter, hani gözünüzü korkutmasın. Burada kurumun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun envanter örneğini baz aldık. Bu kurumun kendi çalışanları için hazırladığı bir taslak. Ancak sadece burada başlıkları görmeniz için yer verdik. Örneğin faaliyet kısmını siz hekimlik, diş hekimliği faaliyeti yazacaksınız. Veri kategorisine kimlik bilgileri girebilirsiniz. Sağlık verisi, hassas veri niteliğindeki sağlık verisi girişi yapabilirsiniz. Özel nitelikteki kişisel veri kısmı zaten ayrı bir sütun olarak ayrılmış. Burayı işaretliyoruz. İşlem amacı da yine tanı ve tedavi hizmeti sunmak. Buraya bunu yazacaksınız. Veri konusu kişi grubu kısmı da sizin için hastalarınız olacak. Hastalara ait verileri çünkü işleyeceksiniz. Şimdi saklama süresi burada çalışanların özlük dosyalarının saklanma süresi 10 yıl olduğu için öyle beyan edilmiş. Ama ben sizin hangi belgeyi ne kadar süreyle saklamanız gerektiğini diğer slaytlarda ayrıntılı anlatacağım.
Burada envanter girişinde en önemli kısım idari ve teknik tedbirlerin neler oldu? Kurumun alanı ilişkin yayınladığı bir teknik tedbirler ve idari tedbirler kılavuzu var. Bundan size kabaca bahsedeceğim. Oradaki hangi tedbirleri siz muayenehanenizde alabiliyorsunuz? Örneğin teknik olarak bir antivirüs programı bulunduruyorum, şu yazılımı kullanıyorum, dışarıdan siber saldırıları önlemek için şöyle bir güvenlik bilişim ağı oluşturdum şeklinde burada aldığınız muayenehanenizdeki tedbirleri buraya yazacaksınız. Bu sizin kuruma yönelik kurumun önerilerine, kararlarına uyduğunuzu gösteren bir veri politikanız olacak. Şimdi verbis kaydının basamaklarını anlattık. Bunları bir gözden geçirelim çünkü unutulabiliyor. Verbis kaydı için öncelikle web sitesinden kayıt yaptırıp çıktısını alıp kuruma kargoluyorsunuz. Eğer kişisel e-posta kayıtlı e-posta adresiniz varsa postalama işlemine gerek yok. Onlar siz kişisel e-mailinizden iletiyorsunuz sicil başvurunuzu. Onlar da sizin e-mailinizde şifrenizi iletiyorlar. Ama birçok kişinin kaydının olmadığını düşünürsek eğer web sitesinden kayıt yaptırıp çıktıyı güvenlikli bir zarf içinde kuruma postalamanızı öneriyoruz. Kişisel veri süreçlerini gösteren bir envanter dedik. Biraz önce gösterdiğim envanter buna örnekti. Yani kurum denetime geldiğinde ya da kurumun sayfasına bunları girmeniz gerekiyor ki önlemleri aldığınızı kurum görsün. Hastalara yönelik aydınlatma ve rıza alma. Bu herhalde en çok sorduğunuz sorulardan biri olacak. Hastalara yönelik aydınlatmanın nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla anlatacağız. Hatta Ankara Diş Hekimleri Odası için hazırladığımız örnek aydınlatma formları odanın web sitesinde paylaşılıyor. Çalışanlarım ve hizmet aldığım üçüncü kişilerle gizlilik sözleşmeleri imzalayacağım. Yine bunun örneklerine biraz önce değil, biraz sonra değineceğim. Şimdi sadece hastalarınızın verilerini depolamıyorsunuz ve saklamıyorsunuz. Yanınızda çalışan kişilerin bir özlük dosyasını mecburen mevzuat gereği oluşturmak, sigorta kayıt belgelerini burada saklamak durumundasınız. Bu anlamıyla çalışanlarınızın verisini de aslında depolamış oluyorsunuz. Bu verileri çalışanlarınıza yönelik verileri koruma yükümlülüğüne de değineceğiz. Peki kurum tarafından şifre size gönderildi. Herhalde birçok kişi şu an bu aşamada kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek oradaki envanter doldurma, işte bilgileri güncelleme işlemlerini yapabileceksiniz. Şimdi aydınlatma, onama alma yükümlülüğüne geldik. Bu herhalde en çok sorulan, en çok sorun yaşanma ihtimali olarak görülen kısım. Veri sorumlusu kişisel verilerin elde etmeden önce bu yükümlülüğü yerine getirmek durumunda. Hastanız muayenehaneye geldi. Tabii bu aydınlatılmış onamın geçerli olabilmesi için hastanın ne imzaladığını bilmesi de gerekiyor. Sizin için hazırladığımız örnek aydınlatılmış onam formlarını hastanıza açıklayarak sizin tanı ve tedavinizi yürütmek için bir takım bilgileri almamız gerekiyor. Ancak kanundan kaynaklı onam alma ve bunları koruma yükümlülüğümüz de var deyip izah ederek imzasını alıp hastanın dosyasında saklamanızı öneriyoruz. Hastanın başvurduğunda ilk yapılması gereken işlem olarak bir çalışma rutini içine bunu yerleştirebilirsiniz. En önemli yükümlülüklerden birini yerine getirmiş olacaksınız. Burada hastaya verilecek bilgiler, verilerin hangi amaçla işleneceği, tedavi ve tanı amacıyla işleyeceğiz demek. Bunu yerine getirdiğiniz anlamına geliyor. Ne kadar süre korunacak? Buna yönelik de bilgi vermek gerekiyor. O işlenen verilerin
hangi amaçla aktarılacağı. Örneğin konsültasyon amacıyla bir hekim arkadaşınıza konuyu danışma gereği duyabileceğinizi, ona da aktarabileceğinizi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirsiniz. Bizim hazırladığımız örnek onamlarda buna ilişkin bilgi var. Ya da bulaşıcı bir hastalıkla karşılaştığınız durumlarda gerekli bildirimleri yapabilmek için paylaşmak durumunda kalabileceğinizi izah edebilirsiniz. Veri sahibinin hangi haklara sahip olduğu konusunda bilgi vermek gerekiyor. Aydınlatılmış onamda buna ilişkinde bir bölüm ayırmak zorunlu. Veri sahibinin yani hastanın verilerine ilişkin hangi haklara sahip olduğunu da ilerleyen slaytlarda açıklayacağım. Şimdi onamın içermesi gereken cümleleri bir örnek vermek gerekirse, işte doktor nokta nokta olarak tarafınızda sunacağım hizmetlerin yürütülmesi için bilgilerinizi, sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz, saklamamız gerekebilmektedir. Bu verileri neden işlediğinizin karşılığı, mesleki faaliyet, tanı ve tedavi amacı. Özel nitelikteki veri olduğu için sağlık verileri de onamını almak durumunda olduğunuzu beyan edebilirsiniz. Yine bu cümleler ADDO için hazırladığımız örnek onam formundan alındı. O formları kullanmanızı, incelemenizi önemli tavsiye ediyoruz. Hastaya hakları konusunda bilgi vermek durumundasınız dedik. Onamın da bu yönde bir bölüm içermesi gerektiğinden bahsettik. Şöyle bir bölüm yeterli olacaktır. İşte kanun ve 108 sayılı sözleşmeye atıfla kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye, işlenen verilerin kapsamını öğrenmeye, bunları nasıl erişilebileceğini bilmeye, düzeltilmesini istemeye, gerektiğinde sizden silinmesini talep etmeye, imhasını talep etmeye, hakkın ne olduğuna ilişkin bir bölüm yer veriyoruz onamlarda. Bu anlamıyla bu hakkı hasta nasıl kullanıyor? Sizin iş yeri adresinize posta yoluyla ya da kayıtlı e-posta adresinize mail atmak suretiyle bilgilerinin gizlenmesini, değiştirilmesini talep edebiliyor. Silinme ve yok etmeyi talep hakkı da var. Bununla ilişkin yönetmelikte bu talep hakkını yasal sürelerde saklama zorunluluğunuzun bulunduğu hallerle sınırlı olduğu düzenlenmiş. Yani sizin saklamak durumunda olduğunuz 10 yıl saklamak durumunda olduğunuz bir veriyi bir yılın sonunda imha etmenizi talep ederse bunu kanuni zorunluluklarınız gereği yerine getiremeyeceğinizi ifade edebilirsiniz. Şimdi işlenen verilerin güvenliğini sağlamak durumunda hekim. Bu kanunun üçüncü yükümlülüğü olarak sayılmış. Peki bu verilerin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Buna yanıt verebilmek için öncelikle bu verileri nasıl işliyoruz, nasıl tutuyoruz, nasıl koruyoruz? Bunu bilmek gerekiyor. Hastalara ait verileri işlerken kuralları belli, sistemli ve sürdürülebilir bir işleyiş kurmak gerekiyor öncelikle. Bizim biraz önce gösterdiğimiz ve kurumca taslağa hazırlanan bilgi envanteri aslında bunu sağlamaya dönük bir şey. Örnek vermek gerekirse, ben hastalarından şu 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 verileri talep ediyorum. Şu kadar süre saklayacağım, şu amaçla kullanacağım, şöyle imha edeceğim. Tabii imha yöntemlerini ilerleyen slaytlarda konuşacağız. Ancak kabaca hangi yöntemleri kullanabileceğinizi envanterde belirtmek durumundasınız. Hastalarına ait verileri işleme işinde yer alan çalışanlara yönelik olarak bir takım yükümlülükleri var hekimlerin. Diş hekimleri özelinde anlatacak olursak bunu, yanınızda çalışan sekreteriniz ya da başka ünvanla istihdam ettiğiniz kişi, kişisel verilerin hassasiyeti, nasıl korunması gerektiği konusunda eğitim almasını sağlamak durumundasınız. Bu nasıl olabilir? Kişisel verileri koruma kurulunun
internet üzerinde eğitim videoları yer alıyor. Bir ofis ortamında bir veri nasıl korunmalı? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Örneğin bir hasta bilgisini karıştırıp çöp tenekesine atmaması gerekiyor yanınızda çalışan kişinin. Bunun imhası, bu bilginin özelliği, özel oluşu ve hassasiyeti konusunda belli bir duyarlılığı taşıması, edinmesi gerekiyor. Bu da ancak eğitimle olabilir. Bu kapsamda iş sözleşmelerine ek olarak gizlilik sözleşmeleri, taahhütleri imzalatmanızı da öneriyoruz. Yine oda için örnek taslak gizlilik sözleşmeleri oluşturduk. Bunu da siteden edinebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişinin çalıştığı süre boyunca kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyet göstereceğini, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, işten ayrıldıktan sonra bu hassasiyetin devam edeceğine ilişkin hükümler koyduk bu gizlilik taahhütlerine. Eğer çalışanınızla aranızda bir uyuşmazlık çıkarsa ya da umarım olmaz ama bir hasta verisinin kaybı ya da hukuka aykırı paylaşılması gibi bir uyuşmazlıkla karşı karşıya kalırsanız, çalıştırdığınız kişinin de sorumluluğu ceza kanunu ve tazminat hukuk anlamında doğabileceğinden bu gizlilik sözleşmelerini imzalayarak üstünüze düşeni yerine getirdiğinizi usulen, prosedür olarak doğrultusu göstermeniz gerekiyor. Birden çok çalışanınız var ise hangisini hangi konuda yetkilendirdiğinizi belirtmekte fayda var. Bu kalabalık iş yerleri için tabii daha geçerli bir durum. İşten ayrılmalarda, çıkarılmalarda çalışanın kişisel veri sistemine ve dokümantasyon sistemine erişiminin iptal edilmesi gerekiyor. Bu tip uyuşmazlıklarla karşılaşabiliyor hekimler. Ülke örneklerinden değil ama yurt dışından bir örnek verecek olursak, işten ayrılan hekimin sekreterinin tüm hasta dosyalarını imha ederek gitmesi durumunda hekimin sorumluluğunun tartışıldığı kararlar var. Hekimin buna olanak sağlamayan sistemin kurması gerektiğini söyleyen kararlara rastlamak mümkün. Bu anlamıyla işten çıkartmalar da varsa anahtarla açılan bir yere örneğin teslim etmişseniz, bunların iadesi, internet ortamında e-mail adreslerinizde çalışanınızın girişini artık olanaklı kılmayan tedbirleri almanız, şifreleri değiştirmeniz sizin büyük ölçüde rahatlatacaktır. Gizlilik ve sadakat taahhüdüne ilişkin bir örneği yansıttım. Bu örneğin tam metni yine odanın sayfasında yer alıyor. Oradan görebilirsiniz. Ve bunu kullanabilirsiniz. Şimdi işlenen verilerin güvenliği sağlama kısmının ikinci bölümünü anlatacak olursak, dediğim gibi verileri elektronik ortamda mı, fiziksel ortamda mı tutuyorsunuz? Hani bilemiyorum. Çünkü elektronik ortamda kayıt tutma zorunluluğu yok. Yani sadece protokol defteri ve döküm halinde hasta dosyası tutan diş hekimleri de mevcut. Bu anlamıyla ikisini ayırarak vermekte fayda görüyoruz. Elektronik ortamda kayıt tutuyorsanız eğer, bilgisayar ortamında kullandığınız yazılımların güncel olmasına, bunlarda antivirüs programlarını kullanmaya lütfen dikkat edin. Çünkü siber saldırıları önleyen teknik tedbirlerin alınmaması kurum tarafından bir kusur, bir ihmal olarak yorumlanıyor. Alabileceğiniz en basit, kabaca tedbir, güncellemelerinizi yapmanız, bilişim ortamında saldırıları önlemeye yönelik antivirüs programlarını kullanmanız. Burada
Veriler üzerinden tüm hareketlerin işlem kayıtlarının loglandığı yazılım sistemleri de var. Tabii bunları edinmek... Pardon, ses duyuyorum Gamze Hanım ama... Sanırım hacklendik. He's going to think we're still working on ours. So he's not going to suspect it's not like, right. Devam edeyim. Elektronik ortamlara şifre ile erişimin sağlanması önemli bir husus. Sekreterlerinizin örneğin bilgisayarına şifre aracılığıyla girmesi, sizin şifrenizin sekreteriniz tarafından bilinmemesi, mümkünse iki bilgisayar kullanmanız bunları biraz önleyecektir. Tabii bu şifrenin sık aralıklarla değiştirilmesinde de fayda var. Yani dışarıdan gelen bir kişinin bilgisayarı açtığında sizin kayıtlarınızı görme olanağını ortadan kaldıracak tedbirleri almanızı öneriyorum. Fuck you, you fucking bitch! Fuck you, slark, 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 slark. Evet, tepe, tepe, tepe. İşlenen verilerin güvenliğini sağlamak konusunda üçüncü bölüme geçelim. Hasta verilerinin sağlandığı, muhafaza edildiği ortam eğer fiziksel bir ortam ne yapabiliriz? Genelde hani hasta kayıt protokol defterleri yoluyla yapılıyorsa protokol defterleri bir veri depolama aracı olarak kabul ediliyor. Ayrıca hastaların sonuçlarının, tahlillerinin vesairelerinin döküm halinde saklandığı bölümler de fiziksel depolama ortamı olarak kabul ediliyor. Mümkünse, yani bunları uygulamanın çok kolay olmadığını biliyorum ama yani bunları hatırlatmak durumundayız. Kurum bunları aradığı için. Mümkünse bu dosyaların saklandığı dolapların kilitli, anahtar yoluyla ulaşılabilecek dolaplar olmasına özen göstermek gerekiyor. Ayrıca herkesin bu bölümlere girip dosya alışının olanaklı olmaması gerekiyor. Yani sadece veri işleyen sıfatıyla sekreteriniz, çalışanınız ya da siz girebilmelisiniz. Ayrıca yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlara karşı genel zaten tedbir alma yükümlülükleriniz mevcut. Su baskını ya da yangın riskinin yüksek olduğu mutfakla bağlantılı ya da mutfak içindeki bir bölümde dosyaların saklanmasını önermiyoruz. Daha korunaklı, bu risklerin daha az olduğu bölümlerin tercih edilmesi riski biraz olsun azaltabilir. Şimdi veri sahibine karşı sorumluluklarınız neler? Burada veri sahibi ya da kanunda ilgili kişi olarak ifade edilen kişi hastalarınız. Çünkü işlediğiniz veriler onlara ait. Kanun bunda burada 108 sayılı sözleşmenin ilgili maddelerine de atıfla ilgili kişinin size ulaşma, bilgilerin silinmesini, düzeltilmesini isteme, hangi verilerin sizde bulunduğuna dair bilgi edinme gibi bir takım haklarını düzenlemiş. Bu haklar kapsamında hastanız size posta yoluyla ya da e-mail yoluyla bir başvuru yaptığında bu başvuruyu 30 gün içinde herhangi bir ücret talep etmeden yanıt verme zorunluluğunuz var. Eğer yanıt vermezseniz ya da verdiğiniz yanıt kişi memnun ya da tatmin etmezse hastanız size 30 gün içinde kurula şikayet edebilir. Ben verimle ilgili bilgi istedim, bana bilgi verilmedi ya da düzeltilmesini istediğim verilerim dikkate alınmadı şeklinde kurula şikayette bulunma hakkı mevcut. Şimdi verileri sakladık. Elektronik ortamda ve fiziki dosya halindeki verilerin kaybolmaması için, üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri aldık. Son basamakta ise veri sahibinin bizden talep etmesine bakmaksızın uygulamamız gereken bir veri imha politikası geliştirmek durumundayız.
burada kişisel verilerin çeşitli kayıt alanlarında saklanabildiklerinden birinin işleniş amacının ortadan kalkması ve hasta dosyasının yasal olarak saklanma süresinin sona ermesi gerekiyor. Somutlaştırırsak bu maddeyi, hastanız size geldi, bir takım işlemler yaptırdı, sonrasında gelmemeye başladı. Son geliş tarihinden itibaren, örneğin 10 yıl geçtikten sonra bunları rutin bir biçimde imha etmeniz gerekiyor. Buna ilişkin ayrıntılı süre ve yöntem meselesini ilerleyen slaytlarda konuşacağız. Şimdi tabii şöyle bir sorunun geleceğini tahmin ediyorum. Biz bu verileri ne kadar süreye saklayacağız, ne zaman imha edeceğiz? Şimdi buna yanıt vermek aslında çok kolay değil. Çünkü tuttuğunuz, sakladığınız verilerin türü bu süreyi belirliyor, değiştiriyor da. Örneğin vergi mevzuatında faturaları, vergiye ilişkin belgeleri 5 yıl saklama zorunluluğunuz var. Ama sosyal güvenlik mevzuatına geldiğimizde işçi dosyalarının, çalışan dosyalarınızın 10 yıl saklanma zorunluluğunu görüyoruz. Yani değişen süreler söz konusu. Örneğin hasta dosyaları özel hastaneler yönetmeliğinde 20 yıl saklanmak durumunda olan belgeler olarak düzenlenmiş. Burada esas ölçütümüz hastanın size son geldiği, işlemlerinin bittiği, son başvuru tarihi baz alınarak borçlar kanunu uyarınca düzenlenen 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasından itibaren imha edilebileceğini söylemek mümkün. Yani şöyle söylersek, kestiğiniz faturaları 5 yıl saklamak durumundasınız. Sonrasında imha edilebilir. Çalışanlarınıza ilişkin özlük dosyalarını 10 yıl saklamak durumundasınız. Sonrasında imha edebilirsiniz. Hasta dosyalarını tabii burada yaptığınız işlem yönünden bir ayrım olması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu öğrenebiliyorum. Mesela bir dolgu hastasıyla ortodonti alanında tedavi görmüş olan bir hastanın saklanma süresi aynı olmamalı. Normal her türlü işleminizi 10 yıl saklayacağınızı söyleyebiliriz. Eğer çene yapısının düzeltilmesi ciddi operasyonlar ve tedaviler söz konusuysa bunun daha uzun süre gerekçelerini somut bir biçimde ortaya koyarak daha uzun süre sizin tarafınızdan saklanması da mümkün. Şimdi elektronik ortamdaki verilerin silinmesi nasıl olacak? Silmeyi kim gerçekleştirecek? Öncelikle bunu belirlemek gerekiyor. Bu anlamıyla veri işleyenlere yetki verebilirsiniz. Yani sekreteriniz silme işlemini gerçekleştirebilir. Geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerin ve yöntemlerin tespit edilmesi gerekiyor. Burada elektronik ortam üzerindeki veri koruma programları için tabii bir bilişim alanında teknik bir destek almak gerekecektir. Hukuken sadece kabaca ifade ediyoruz ama bunlar esasen teknik konular. Peki kağıt ortamında bulunan kişisel veriler, örneğin döküm olarak tutulan hasta dosyaları nasıl imha edilebilir? Bunlarda genellikle iki yöntem kullanılıyor, yurt dışında özellikle. Birincisi, kağıt öğütme makineleri bulundurarak makineler aracılığıyla öğütme işlemi uygulanıyor belgeleri. İkincisi ve bence zor olanı karartma ya da anonim hale getirme yöntemi. Karartma hemen her belgede tek tek ilgili özel bilgileri saklamaya gerektirdiğinden son derece zaman alıcı ve uygulanması zor bir işlem. O yüzden genellikle ilk yöntem olan kağıt öğütme makinesi ile imha etme tercih ediliyor. Yükümlülüklere uymamanın yaptırımlarını bir tablo halinde hazırladık. Gerçekten yüksek meblağlarda ceza verme yetkisi var kurumun. Henüz bu cezalar verbis
yükümlülüğü doğmadığı için henüz süreler devam ettiği için uygulanmıyor. Ancak kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı konusunda kurumun uyguladığı idari para cezaları var. İlerleyen slaytta buna ilişkin bir örnek vereceğim. Meblağlar çok yüksek ancak hani bu sizi çok gözünüzü korkutmasın. Uyulması gereken tedbirlere uyma yönünde iyi niyetli davranan hekimlerin böyle bir cezayla karşılaşmayacağını umuyoruz. Kurumun da bireysel çalışan hekimlere yönelik daha ılımlı yaklaşacağını kurumla yaptığımız görüşmelerde bize ifade ettiler. Şimdi kişisel veri kavramı ceza hukuku anlamında da önemli. Çünkü bir hastanıza ait kişisel veriyi ifşa etmek ya da gereği gibi korumayarak paylaşılmasına, üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olmak ceza kanunu anlamında da suç teşkil ediyor. Eğer hasta böyle bir iddiayla suç duyurusunda bulunursa ceza soruşturması başlatılabilir. Bu anlamda veri sorumlusu olan hekimle çalışanı, sekreter ya da çalıştırdığı kişiler arasında tabii ki ayrım var. Ceza hukuku cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca eğer bu hukuka aykırı ele geçmeye, ifşaya çalışanınız neden olmuşsa o diğer durumlarda siz ceza soruşturmasına tabi tutulabilirsiniz. Burada kişisel verileri yok etmeme, yani imha politikasına uymama, hasta talep ettiği halde veriyi elinde tutmada bir ceza kanunu anlamında suç olarak tanımlanmış. Tazminat ve disiplin sorumluluğundan biraz bahsedelim. Verileri ifşa olan kişi tazminat davası açma hakkına da sahip. Bu zararı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde bu hakkı kullanmak durumunda ve her halükarda 10 yıllık bir zaman aşım süresi söz konusu. Yine çalışanınıza karşı da bu davayı yöneltebilir. Türk Diş Hekimleri Birliği disiplin mevzuatında meslek uygulaması sırasında öğrenilen sırları ifşa etmek meslekten geçici alıkoyma cezası gerektiren davranışlar arasında sayılmış. Tabii burada bu disiplin suçunun oluşması hekimin ihmalen davranışına değil kasıtlı bir davranışla, kasıtlı bir biçimde veriyi paylaşmasıyla doğabilecektir. Kanun koruma tedbirlerine uymamak ihmali davranışla söz konusu olabilir. Ancak meslekten geçici alıkoyma cezası verilebilmesi için hekimin bilinçli olarak bunu yapması gerektiğini aranmasını kanısındayız. Şimdi kurul cezalar verebiliyor demiştik. Örnek kararlardan bazı bölümleri aldım sizin için. Bir gazete tarafından kişinin kanser tedavisi gördüğüne ilişkin haber yapılması, kişisel verinin hukuka aykırı olarak ifşası niteliğinde bulunmuş. Tabii kişi ailesi kanser olduğunu ondan gizledikleri için medya kanalıyla bunu öğrenmesi tedavisinde olumsuz etkilemiş, sekteye uğramasına neden olmuş. Kişi aynı zamanda manevi tazminat davası açmış ancak dava hala sürüyor. O konuda bir karar verilmedi. Ama kurul gazeteye kanser tedavisi gördüğünü ifşa ettiği için 125 bin TL idari para cezası verdi. Başka bir örneğimiz eczanelerde kullanılan medula sistemindeki çıktıların hukuka aykırı bir biçimde paylaşılmasına ilişkin. Somut olayda kişi eşinin eczanesinden başka bir eczacının kullandığı antidepresanlara ilişkin döküm alıyor ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapıyor. Bu kişi eczane açamamalı.
bunun işlemlerini gözden geçirin şeklinde. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de kuruma suç duyurusunda ihbarda bulunması sonucunda kurum bundan haberdar oluyor ve eczaneye verileri hukuka aykırı bir biçimde başkalarına ulaştırdığı için 60.000 TL idari para cezası veriyor. Yine burada sağlık alanındaki verilerin hassasiyetini göstermek açısından önemli bir karar. Biyometrik verileri hassas veriler arasında saymıştık. Hemen ilgili ilgisiz birçok yerde kişilerin parmak izinin alındığını görüyoruz. Ya da şirketlerde mesai denetiminin parmak iziyle yapılmaya çalışıldığını. Burada spor salonunun girişine konulan parmak izi giriş sistemlerini amaçla ölçüsüz, çok ağır bir veri işlemi olarak kabul etmiş kurul. Aşırı miktarda veri toplama olarak nitelendirmiş. Kişinin spor salonuna girişinin herhangi bir üyelik kartıyla kontrol edilebileceği açıkken biyometrik verisinin alınmasını hukuka aykırı bulmuş. Burada herhangi bir ceza uygulamamış, spor salonuna uyarıda bulunarak sistemin kaldırılmasını sağlamış. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Genel hatlarıyla aktaracaklarım bu kadar. Sorularla tamamlarız herhalde. Evet, çok akıcı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Sağ olun. Rica ederim. Evet, ben şimdi genel hatlarıyla o zaman şöyle ekleyebilirim. O zaman biz temelde iki tip veri işliyoruz. Öncelikle yanımızda çalışan. Evet. Yardımcı personellerimiz ve hastalarımızla ilgili. Evet. Bilgi olarak söylüyorum, bugün özlük dosyalarıyla ilgili bir çalışma da yaptık. Hı hı. Bugüne kadar herhangi bir yerde bulamamıştık. Bunların hepsini toparladık. Birkaç gün içinde özlük dosyalarıyla ilgili bütün ayrıntılı bilgiyi meslektaşlarımız Ankara Diş Hekimler Odası'nın web sayfasından edinebilirler. Tabii ki hazırlamış olduğumuz dosyalarında hem hukuki olarak hem de muhasebesel yönünde incelenmesi gerekiyor. Muhasebecimiz inceleyeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız bunu da yakın zamanda. Ve bunlarla ilgili de bu verileri nasıl saklamamız gerektiğini bildirmemiz aslında temelde yeterli olacağını görüyoruz. Şimdi burada tabii kanunlar çok çelişkili durumlar da sunabiliyor. Mesela faturalarımızı 5 yıl saklamamız gerekiyor. Evet. Borçlar kanununa göre faturalarımızı 10 yıl saklamamız gerekiyor. Bu bizde bir sıkıntı yaratır mı? Acaba direkt 10 yıl saklayıp bizi acaba sorumluluktan kurtarır mı? Öncelikle biraz önce bahsetmiştiniz. Bunu sormak istiyorum size. Hı hı. Dediğiniz gibi kanunlarda farklı düzenlemeler var. Diş hekimlerinin hukuk öğrenimi görenler için bile muğlak olan kavramları anlayıp uygulamaları sıkıntıya neden olabiliyor. Örneğin yasada belirtilen süre kadar demiş. Bir hekim bunu kendisi belirleyip nasıl tespit edebilir? Öncelikle bu sorun var. Bu anlamıyla yasaların farklı zaman aşımı süreleri içermesi de kendi içinde bir handikap. Ama temel yaklaşımımız şu olmalı. Hiçbir biçimde ne hastamızı mağdur edecek ne de kendi ileride mağduriyetimize neden olacak bir tutum geliştirmeliyiz. Örnek vermek gerekirse faturalardan bahsettiniz. Evet, vergi mevzuatı uyarınca 5 yıl saklamak durumundasınız. Ancak hastanız size borçlar kanunu uyarınca 10 yıllık bir zaman aşımı süresi içinde tazminat talebinde bulunabilir. Ve bunun için faturaları kullanmak durumunda kalabilirsiniz. O anlamıyla sizin verdiğiniz örnekten ve yola çıkacak olursak faturaları 10 yıl saklamanızı öneririz. Çünkü bunun için elinizde makul bir gerekçe var. Kendini savunma hakkını gereği gibi ifade edebilmek için 10 yıl saklamanın daha makul olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii biz Ankara Diş Hekimler Odası sizlerle beraber çalışarak aslında temelde hedefimiz şu. Kliniğinde kendi başına veya sekreteri veya klinik yardımcısıyla çalışan klinisyenlerimiz
bilgisayar başına geçerek bütün bu işlemleri oluşturabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü son dönemde kişisel verilerinizi, bu verbis kayıtlarınızı biz yapalım diyen birçok hukukçu meslektaşlarınız oldu. Böyle ödemeler yapmanın çok gerekli olmadığını, dolayısıyla bunların kendileri tarafından yapılabileceğini düşünüyoruz. Siz de bu konuda bize çok yardımcı oldunuz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuşmanızda da değindiğiniz gibi hastayla yapılacak protokol diyebilirim. Yanımızda çalışan sekreterimiz veya yardımcımız, ayrıca teknisyenimiz. Çünkü biz hastalarımızın modellerinin üzerine genellikle isim yazmayı çok severiz veya bir yanında form vardır. Formu hastanın ismini yazarak göndeririz. Hastanın kişisel verisini aslında dışarıya göndermiş oluyoruz. Demek ki aktif olarak beraber çalışmış olduğumuz teknisyenimizle de imzalayacağımız sözleşmenin veya taahhütnamenin örneklerini Ankara Dışişleri Odası'nın web sayfasından edinebilirler. Bunu isterlerse özelleştirebilirler, kişiselleştirebilirler. Evet, kendi durumlarına uyarlayabilirler. Evet. Sunumun en başında belirtmiş olduğumuz gibi birinci bölümünü sizin vermiş olduğunuz direktifler doğrultusunda hazırlamıştık. Bunu paylaştık meslektaşlarımızla. Tabii ki bu paylaşımları yaparken bizler de veri girişlerimizi yapıyoruz, verbis kayıtlarımızı yapıyoruz ve şifrelerimiz yeni geldi. Şimdi ikinci bölümde yine sizlerle beraber yapıp meslektaşlarımıza en ideal şekilde kayıtları nasıl tamamlayacaklarını kısa süreler dahilinde sunmuş olacağız. Bununla beraber elektronik ortamda verilerin silinmesi, bahsetmiş olduğunuz gibi, özel bir yöntem. Evet. Bununla ilgili de odamızın bilişim hizmetlerini veren arkadaşlarımızla özel bir video hazırlayıp bunları nasıl silebileceğimizi, nasıl yok edeceğimizi de, ayrıca nasıl korumamız gerektiğini de meslektaşlarımıza paylaşacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Evet, bugün, ben bu anlamıyla şunu söyleyeyim. Serhat Bey, size de hani çokça telefon geliyor. Diş hekimleri de bununla karşılaşıyor. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında verbis işlemleriniz ve kurum kararlarına uygunluk için bir firmayla ya da bir hukuk bürosuyla danışma zorunluluğunuz yok. Yani bunu şöyle algılamasın hekimler. İş sağlığı güvenliği uzmanıyla çalışma yükümlülüğü gibi uyulması olmazsa olmaz zorunlu bir şey değil bu. Sadece biraz karmaşık bir mevzuata sahip olduğu için anlamakta, anlamlandırmakta güçlük çektikleri için insanlar böyle bir alan oluştu. Ne yazık ki hani çok da talepkar olabiliyor bazı sektör mensupları. Bilişim firmaları da hemen bu mevzuata yönelik hizmet verecek birimlerini oluşturdular. Tabii ki bu tercih meselesi. Diş hekimleri bunu tercih de edebilir. Aylık bir danışmanlık hizmeti alıp bu süreci yürütmeyi. Ama yasal bir zorunluluğu yok. Biz Ada Hukuk Bürosu olarak elimizden geldiğince onların bu işi tek başlarına yürütebilmelerini sağlayacak dokümanları oluşturmaya, rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bunun bir zorunluluk olmadığını tekrar hatırlatmak istedim. Evet, teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımızdan gelen sorular var ama öncelikle ben de bugün yönetim kurulu toplantımız vardı. Bu toplantıda bazı sorular da ortaya çıktı. Bunları sorarak başlamak istiyorum. Tabii, buyurun. Tabii kimliğimizi belli bir yaştan sonra kapatıyoruz. Kimliğimizi kapatmadan önce artık mesleğimizi bırakmayı planladığımızda hastalarımıza bildirim yapmamız gerekiyor mu? Çünkü vermiş olduğumuz sürelerin belki de öncesinde kapatacağız kimliğimizi. Bu hastalarımızın bizdeki kayıtlarını ne yapmalıyız? Bunları imha etmeli miyiz? Hemen buna ek olarak da şunu söylemek istiyorum. Vefat veya ani bir kayıp oldu diyelim. Meslektaşımız vefat etti. Kimliğinde ciddi bir veri var. Bunlar nasıl imha edilmeli? Yani iki parçalı soru oldu ama buyurun. Şimdi tabii iki farklı durum. Birincisinde planlı bir şekilde mesleki faaliyetine son vermesi söz konusu. Ayakta teşhis tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte buna ilişkin açık bir hüküm var. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan
sağlık kuruluşlarına ilişkin yönetmelikte ne yazık ki bu yönde bir hüküm yok. Ancak benzer prosedürlere tabi olacaklarını düşünürsek diğer yönetmelikteki hükmün size de uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Ayakta tiz tedavi yönetmeliğinde iş yeri kapatma durumunda arşivin ve tıbbi kayıtların İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme var. Bu anlamıyla faaliyetini sonlandıran hekimlerin hasta dosyalarını İl Sağlığa verebileceğini söyleyebilirim. Ancak hani şöyle bir belki ikili yöntem uygulanabilir. Hali hazırda tedavisi devam eden hastalara tabii tedavilerin sürekliliği ve sekteye uğramaması için iş yerinizi kapattığınızın bilgisini vermek mesleki bir yükümlülük. Kendilerine farklı bir hekim bulabilirler ya da siz onları tanıdığınız bir meslektaşı hani yönlendirebilirsiniz tedavisinin devam etmesi için. Eğer hastalar dosyalarını teslim almak isterlerse bir tutanakla da talep edenlere dosyaları teslim edilebilir. Vefat halinde ise tabii bu ani gelişen bir şey, iş yerinin devam edip etmeyeceği meselesi önemli burada. Eğer tek çalışan hekimse vefat halinde o iş yeri kapatılmış kabul edilir. Yine İl Sağlığa dosya teslimi yapılması yeterli olacaktır. Teşekkür ediyorum. Bir sorumuz daha olacak. Tabii en çok yapmış olduğumuz, belki de son dönemde yükümlülük altına gireceğimiz konulardan bir tanesi hastalarımızla iletişime geçmek için kullanmış olduğumuz elektronik ortamlar. Siz de biraz bahsettiniz ama evet. Kendimizi hatırlatmak veya 6 ayda bir muayenelerini veya kontrollerini hatırlatmak amacıyla işte SMS atıyoruz, mail atıyoruz hastalarımıza. Acaba bu düzenlemeden önce devam eden hastalarımız vardı. Elimizde de bir veri tabanımız var. Hatta birçok hasta kayıt programları bu veri tabanında otomatik olarak doğum günleri dahil olarak olmak üzere kutluyor biliyorlar. Onları gönderebiliyorlar. Ne yapmalıyız? Hani bu saatten sonra artık bu SMS'lere, maillere son verip bir milat mı olmalı? Verbise kayıttan sonra. Aslında şöyle söyleyebilirim. Sizin tarafınızdan atılan maillerin içeriği burada önem taşıyor. Çünkü hani dediğiniz ya doğum gününde kutlamak için mesaj atan meslektaşlarımız var. Atacağınız mesajın, mailin sağlık hizmetinin bir gereği ya da bağlantılı bir yönü olması gerekiyor. Aksi takdirde bu reklam kurallarının aykırılık olarak da kabul edilebilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bazı kliniklerin indirim mesajları attığını biliyoruz. Bu ilgili mevzuat açısından ve etik olarak uygun değil. Peki bundan sonra ne yapalım derseniz, bundan sonra başvuracak hastalardan alınacak onam örneğini hazırladığımızı söylemiştik. Sitemizde yer alan onam örneğinin içinde hastalara hekimlerin hangi mail yoluyla ulaşabilecekleri, hastanın buna rıza gösterip göstermediğine ilişkin bir bölüm var. Orayı doldurup hasta eğer rıza gösterirse hekimin ona bilgilendirme mesajı atmasında tabii içeriye dikkat etme vurgusunu yine burada yapıyorum. Hiçbir sakınca yok. Ancak açıkça mail almak istemediğini talep eden bir hasta karşısında kesinlikle bunun sonlandırılması gerekir. Teşekkür ediyorum. Şimdi meslektaşlarımızdan gelen soruları da size yönlendirmek istiyorum. Sayın Burçak Çelikli sormuş. Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Hastamızın mesleği hassas veri kapsamında değerlendiriliyor mu? Sormamızda bu yönden bir hukuki sakınca var mıdır? İkinci sorusu ise hastamızın röntgen filmi ve diş fotoğrafları çekildiği bir muayene sonrasında muayene ücretini ödemek istemez ve bu şekilde klinikten ayrılırsa daha sonra bu verileri istemesi durumunda ona yine de vermek zorunda mıyız? İtirazımız durumunda kurul hastadan mı, hekimden mi yana duruş sergilemektedir? İlk soru... Bir kez daha okuyayım isterseniz.
hastamızın mesleği hassas veri kapsamında değerlendiriliyor mu? Meslek özel nitelikteki hassas veri olarak kabul edilmiyor. Mesleğini sorabilirsiniz hastalarınıza. Hatta yürüttüğü işin ağırlığı, yaptığınız tedavinin nasıl yapılması gerektiğinde belirleyici de olabilir. Örneğin çok fazla konuşması gereken ya da ağır bir işte çalışan hastaya yapacağınız öneriyi mesleğini göz önüne alarak belirleyebilirsiniz. Örneğin ağır işte çalışıyorsa istirahat önerebilirsiniz. Bu anlamıyla hekimlerin mesleği öğrenmede, edinmede bir sakıncası yok yani. Hani alabilirler mesleki bilgileri. Ayrıntıya inmemek kaydıyla tabii. Evet. Ve ikinci sorusu da sayın meslektaşımızın klinikte en çok başımıza gelen durumlardan. Hasta tedavi için geliyor, filmlerini çekiyoruz. Fakat genellikle muayene ücretini uygun görmeyerek kliniğimizi terk ediyorlar. Veriler elimizde kalıyor. Biz bu verileri de saklamak zorunda mıyız? Ve istedikleri takdirde ki bize kliniğimizden de bu yapmış olduğumuz işlemin ücretini ödemeden ayrılmışlar. Bunu geri vermek zorunda mıyız? Şimdi bu tabii hassas bir konu. Veri işlemiş oluyorsunuz ancak siz de bir işte hekimlik sözleşmesinin oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri olan güven ve ücret ödeme meselesi gerçekleşmemiş oluyor. Esasen hani kurulum bu konudaki tutumu sorulmuş ama buna benzer bir örnek ve kurulum bir tutum kararı yok henüz. Çünkü bu çok ekstrem bir örnek. İlerleyen dönemlerde somut örnekler üzerinden bir karar verirse kurul bunu paylaşırız. Kişisel fikrimi soracak olursanız eğer kişisel verisini kaydettiğiniz kişiye talebi halinde hani bunu iade etmeniz uygun olacaktır. Ancak ödeme meselesi konusunda farklı bir girişimde bulunmak gerekir. Yani ikisi farklı kavramlar. Ücretini ödemedin, kişisel veriyi sana teslim etmiyorum demek mevzuat anlamında uygun bir yöntem değil. Ediyorum. Kurumda çalışan hekimlerin yükümlülükleri nelerdir? Çünkü kurumlar da bir bilgi işlem merkezi tarafından kullanılan hasta takip programları kullanıyorlar. Burada hekime düşen bir yükümlülük var mıdır yoksa bu yükümlülük kuruma mı aittir? Bu yükümlülük kurumlarda kuruma ait. Hekim orada sadece veri işleyen olarak yer alıyor. Tıpkı bir muayenehanedeki sekreter gibi düşünelim. Veri girişi yapıyor, hastayla muhatap oluyor. Bu anlamıyla kurumun önerdiği eğitimlere katılmak, uyması gereken teknik tedbirleri almak, uymak olarak sayabileceğimiz bir takım yükümlülükleri var. Serbest çalışanlar gibi veri sorumlusu olarak hareket edip veri politikalarını belirleme, bunların uygulanması sağlama yükümlülükleri yok kurumda çalışan hekimlerin. Meslektaşımız şöyle sormuş, yabancı hastalar için nasıl bir prosedür uygulamalıyız? Yabancı hastalar için özel bir, ayrık bir prosedür yok. Anlattığımız hemen her şey yabancı hastalar için de geçerli. Sadece belki yurt dışına gittiğinde verisini talep ederse eğer yurt dışı aktarım meselesi gündeme gelebilir. Halihazırda beyaz ülke denilen güvenli veri aktarılabilecek ülkeler listesi yayınlanmadı. O anlamda veriyi yurt dışına aktarmak için muhakkak kişinin açık yazılı onayının alınması şartı var. Sadece böyle bir farktan söz edebilirim. Diğerleri aynı yani. Evet, ben de küçük bir ek yapayım. Meslektaşlarımız Kişisel Verileri Koruma Kanunu kurumunun sayfasında sıkça sorulan sorular kısmında bunlar da ayrıntılı bir şekilde değinilmiş. Verileri bir merkeze nasıl paylaşmamız gerektiği veya yabancı bir ülkeyle nasıl paylaşabileceğimiz orada da aslında açıklanmış durumda. Evet, bu anlamıyla belki hasta görüntülerin paylaşma meselesine değinmeliyim. Altta öyle bir soru gördüm. Şimdi hasta görüntülerini paylaşma meselesinde öncelikle hasta görüntüsünün veri niteliğini tartışmak gerekir. Kişinin görüntüsü hassas veri niteliğindedir. Yani onun üst düzey koruma gerektirir. Bazı
meslektaşlarınız hastalarından onam alarak bunları sosyal medyada paylaşma, öncesi sonrası şeklinde paylaşma yolunu tercih ediyor. Onam alması başka bir şey, paylaşabilmesi başka bir şey. Bazı veriler kişi rıza gösterse de paylaşılamamalı meslek etiği ilkeleri açısından. Sosyal medyada kesinlikle hastanın ağız içine işlem yaparken çekilen videolar, görüntüler, hasta buna rıza, açık bir biçimde yazılı rıza göstermiş olsa da paylaşılmamalı. Reklam kurallarına aykırılık yönünden disiplin suçu da oluşturabilir. Tam burada aslında belirtmemiz gerekiyor. Sizle de geçen hafta görüştüğümüzde önemli bir konu olduğunu bildirmiştiniz. Kliniklerde mevcut olan kameralar. Tabii ki hasta bakmış olduğumuz muayene odalarımızda kameraların olması zaten kanunen mümkün değil. Ancak bekleme salonlarında veya kapımızın girişinde kliniğimizde kendimizi biraz daha güvenli hissetmek üzere kullanmış olduğumuz kameralar birçok klinikte mevcut. Özellikle tek başına çalışan ve güvenliğinden zaman zaman endişe duyan meslektaşlarımız bu yöntemi kullanıyorlar. Kameralarla ilgili ne demek istersiniz bu kayıtlarla ilgili? Evet, şimdi kamera sistemi hemen her yerde artık karşımıza çıkan, çok yaygınlaşmış bir uygulama. Ancak bu ne kadar doğru? Tabii bu doktrinde ve yargı kararlarında tartışılan bir durum. Biz daha önce İstanbul'da bir hastanenin mesai denetimi yapmak için personelin kart bastığı bankolara kamera yerleştirilmesi işleminin davasını yürütmüştük. Özçelik Avukatlık Ortaklığı olarak. Burada İstanbul İdare Mahkemesi ve bu kararı onayan Danıştay, kamusal alan da olsa buralara kamera yerleştirilmesinin hukuka uygunluk taşımadığını, bunun çok ölçüsüz bir tedbir olduğuna karar verdi ve işlemi iptal etti. Bu kamera sistemi söküldü. Şimdi bu örnek bazında sizin sorduğunuz hususu değerlendirecek olursak, aslında hiçbir biçimde diş hekimlerin muayenehanelerinde kameraya yer verilme meselesine sıcak baktığımızı söyleyemem. Ancak bunun gerekliliğini diş hekimlerin kendilerini koruma kaygısını da çok anlıyoruz. Bu anlamıyla her iki tarafın menfaatini dengeleyen bir orta yolun bulunması sanırım en ideal olan. O anlamıyla hiçbir biçimde hastanın muayene olduğu odada kamera olmasını tasvip edemeyiz. Bu hukuka aykırı olur. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçu işlenmiş olur. Bekleme salonları açısından konuyu değerlendirecek olursak yine bahsettiğim karar uyarınca ideal olanı buralarda da kamera olmamasıdır. Ancak belli nedenle, gerekçelerle, güvenlik vesaire buraya kamera yerleştiriyorsa meslektaşlarınız mutlaka okunur bir biçimde orada kamera kayıt sisteminin bulunduğu, görüntülerin alındığı şeklinde bir uyarıya yer vermek gerekiyor. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda gizli çekim meselesi suç olarak düzenlenmiş. Sizin de olası bir uyuşmazlıkta bu görüntülere başvurabilmeniz için kişilerin izlendiğinin ve görüntülerin kaydedildiğinin bilmesi gerekiyor. Yani açık bir çekim olmalı herkesçe, gizli çekim niteliğinde olmamalı. Bunun için de uyarı tabelası konulmasını öneriyoruz. Yine hasta onam formları, sizin için hazırladığımız hasta onam formlarının içinde hastalara görüntülerinin, fotoğraflarının, videolarının sadece sağlık hizmeti sunumu için kullanılacağına ilişkin bir de hükme yer verdik bu tip sıkıntıları önlemek için. Teşekkür ediyorum. Hastadan kişisel bilgileri, açık rızası ve onamları tabletlerle, elektronik imza ile alınabilir mi? Dijital ortamda saklayabilir miyiz bu onamı diye çok güzel bir soru sormuş meslektaşımız. Çünkü yoğun kliniklerde bir de saklamamız için onam formları olacak. Hazırlamış olduğumuz en kısa onam formu nereden bakarsanız 6 sayfa gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de onları saklamamız gerekecek. Ne dersiniz? Şimdi elektronik imza hakkında kanunun ilgili hükmünde elektronik imzanın tıpkı
ıslak imza gibi sonuç doğuracağı açık bir biçimde düzenlenmiş. Bu anlamıyla elektronik imzası olan hastalarınızdan dijital ortamda bu onamı alabilirsiniz. Ancak tabii şöyle bir ayağı gerçekleşmemiş oluyor. Aydınlatılmış onamın geçerliliğinden söz etmek için ne yazık ki uygulamada bu böyle olmasa da hastayla yüz yüze gelmek, bu onamın içeriğini sözel olarak açıklamak gibi bir koşul var. Belki hastanın onamını elektronik olarak alırsınız ama ilk başvurduğu muayenehanenize ilk başvurduğu günde sözel olarak da bunu kısaca ifade edip hatırlatabilirsiniz. Meslektaşımız bir uyarımıza da cevap vermiş. Artık hastalarımızın teknisyene gönderirken isimlerini değil, protokol numarası veriyoruz, onunla yapıyoruz. Evet, evet, bir yöntem. Güzel bir uygulama. Protokol numarası başka bir yolla kişiye ulaşma şansınızın olmadığı bir numara. Kapalı bir zarf içinde güvenlikli bir şekilde protokol numarası ile iletmek istenmeyen durumları biraz olsun önleyebilir. Evet, bir meslektaşımızda tabii hep klinikler bazında konuştuk. Merkez ve şube şeklinde çalışan bazı polikliniklerimiz var. Burada tek bir kişinin veri sorumlusu olarak atanması yeterli midir? Yoksa her şube için ayrı bir veri sorumlusu mu atanması gerekiyor? Normal koşullarda şubeleşmenin olanakları olmadığı için hani bunun aslında hukuka uygunluk taşımayan bir durumun değerlendirmesi çok sağlıklı olmayacaktır. Ama şöyle söyleyeyim, şube yoktur esas olarak. O da ayrı bir sağlık birimi olarak kabul edilir. Ayrıca veri sorumlusu olmalı. Prosedürlere ayrıca uymalıdır. Evet. Böyle yanıtlayayım bu soruyu. Evet. Ben de şöyle ek yapayım. Aslında ismen şube, fakat her bir şube olarak isimlendirmiş olduğumuz yerde ayrı bir mesul müdürü olan. Evet, hukuken öyle olmalı. Dolayısıyla mesul müdürün aslında burada veri sorumlusu olarak atanmasının, evet, doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, bir meslektaşımız demiş ki emekli olduktan sonra kimse bize poliçe yapmıyor. Sağlık poliçesinden bahsediyor herhalde. Fakat bizim yaptığımız işlerden dolayı sorumluluğumuz 8-10 sene. Evet. Buna bir çözüm bulma şansımız var mıdır? Sorumluluğa ilişkin zaman aşımı süreleri yasayla düzenlenmiş durumda. Bunlar ancak yasa değişikliğiyle değişebilen düzenlemeler. O anlamıyla bireysel dava açma ya da başvuru yoluyla ne yazık ki yol almak mümkün değil. Ebru Hanım şöyle sormuş. Sosyal medyada tedavisinin öncesi sonrası şeklinde paylaşmak zaten bu yasal olarak mümkün değil. Evet. Ebru Hanım. Bunu paylaşmamamız gerektiğini ve eğer hastamız da bunu algılarsa sadece ağız içi fotoğrafları değil, ciddi müeyyide altında kalacağımızı söyleyebiliriz. Tabii diş hekimliği alanında değil ama diğer alanlarda, özellikle plastik cerrahi alanında verisi, yani gözleri bantlanmış halde verisi paylaşılan hastaların kendini tanıyıp hekimden şikayetçi olduğu durumlar da oldu. Bu anlamıyla hasta açık bir biçimde yazılı onam verse de hasta görüntülerinin paylaşılmaması gerekiyor. Evet, tam da bunu sormuşlar. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayla ilgili bir bölüm onam formunda bulunuyor mu diye. Sosyal medyada zaten paylaşmaması. Bu geçerli bir rıza olmayacağı için öyle bir bölüme yer vermedik. Ancak tedavinin gerektirdiği durumlarda görüntüleri kullanabiliyor hekim. Öncesinin sonrasını ancak kendi tedavi sonucunu değerlendirmek için hekim kullanabilir ya da konsültasyon amacıyla bir meslektaşına iletebilir. Evet. Kamuda çalışan hekimlerin verbise kayıt olma zorunluluğu var mıdır? Orada kurum veri sorumlusu olduğu için hekimin bizzat şahsi olarak kayıt olma zorunluluğu yok. Kurum o kaydı gerçekleştirecek. Evet. Hekim sadece orada kurumun öneri ve talimatlarını takip edip mümkün olduğunca uymak gibi bir yükümlülüğü var. Evet, teşekkür eden birçok meslektaşımız olmuş çok güzel sunumumuz için. Teşhis ve tedavi planlaması için konsültasyon gerektiğinde
diğer meslektaş da hastanın bazı tıbbi verilerinin, örneğin filmlerinin paylaşılması durumunda yasa ihlal edilmiş olur mu? Güzel bir soru. Biraz önce de değindim. Konsültasyon meselesi başka bir meslektaşın bilgisine başvurma olarak tanımlanabilecek durum aslında hastanın yararına, tedavisinin bir parçası olarak hasta yararına bir uygulamadır. Bizim oda için hazırladığımız aydınlatılmış onay formunda hastanın konsültasyon için verilerinin başka hekimlerle paylaşılmasına ilişkin onay verdiğine ilişkin bir cümle de var. Konsültasyon için paylaşılabilir ama onamda bunu belirtmek kaydıyla. Hasta kayıtlarını hem dosyalama şeklinde hem de randevuları internet üzerinden kullandığımız bir randevu programı üzerinden yapmaktayız. İkisini de ayrıca belirtmemiz gerekiyor mu diye sormuşlar. Tabii hem dosyalama hem internet tabii ki ayrı ayrı hem veri imha politikası hem de veri depolama politikamızı tabii belirtmemiz gerekiyor. Tabii hastaların randevularını takibi hasta sayısı çoksa ve bir yazılım ya da bir farklı bir yöntem kullanıyorsa hekim bunu kişisel veri envanterinde belirtmek durumunda ve buna uygun bilişim önlemlerini de almak durumunda. Evet, hemen YouTube'a bakıyorum oradan soru var mı diye, çok özür diliyorum. Genel olarak herhalde çok ayrıntılı anlattığınız için başka da soru ben de bakıyorum. Evet, bir problem de tabii şimdi son dönemde hangi internet sitesine girersek girelim önümüze bir bilgilendirme yazısı geliyor altta. Evet. Genellikle biz de bunu okumuyoruz. Evet. Bizler hastaları genel bilgilendirme amaçlı kullanmış olduğumuz, aslında kişilerin girip herhangi bir kişisel verilerini eklemedikleri web sitelerimiz var. Birçok kliniğin de web sitesi var. Acaba biz web sitelerinde bir düzenleme yapmamız gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim, bu anlattığım tedbirlerin tümü sizin veri talep eden, veri işleyen olmanız durumunda geçerli olan yükümlülükler. Eğer bir web siteniz varsa oraya girdiğiniz bilgiler, işte kurumunuzun tarihçesi, özgeçmişiniz size ait kişisel verilerdir. Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle siz paylaşıyorsunuz ve bunlara ilişkin rızanızla paylaştığınız için ve hastalardan karşı bilgi talep etmediğiniz için bu tip koruma yükümlülükleri sadece bilgi beyan eden web siteleri için geçerli değildir. Ancak web sitenizde bir bölüm açıp, örneğin kart numarası girerek ödeme kabul ettiğiniz bir bölüm varsa, evet, kart numarası ve kişisel bilgileri aldığınız için bu yükümlülüklerin web siteniz içinde doğduğunu söyleyebiliriz. Veri işlemeniz, veri talep etmeniz kaydıyla. Burada siz konuşurken aklıma geldi. Sözleşme imzalamamız gereken veya gizlilik taahhütnamesi imzalamamız gereken bir diğer kişi de muhasebecilerimiz. Evet. Çünkü onlar da faturalarımızı görüyorlar. Dolayısıyla sekreterimiz, muhasebecilerimiz ve teknisyenimiz de gizlilik sözleşmesini imzalamayı ihmal etmememiz gerekiyor. Evet, bizim hazırladığımız gizlilik sözleşmesi her üç çalışana ilişkin uyarlanabilir. Gizlilik sözleşmesi imzalamanız gereken kişilerde illa aranızda bir iş sözleşmesi, iş akdi olması gerekmez. Hizmet alıyorsanız eğer, sözel de olsa, onların da aktardığınız verileri koruyacağına ilişkin bir taahhüt almanızda fayda var. Buna mali müşavirler ve muhasebeciler de evet dahil. Bir meslektaşımız da tam bununla ilgili sormuş. Biz hastalarımızı röntgen merkezlerine gönderiyoruz. Röntgen merkezleri de zaten verileri korumakla yükümlüler. Ancak evet, biz onlarla da sözleşme imzalamak zorunda mıyız? Röntgen merkezlerine hasta kendisi başvuruyor. Bizzat o iş yeriyle bizzat kendisi bir hukuki ilişki içine giriyor. Siz yönlendiriyor olabilirsiniz ama orada sizinle değil hastayla röntgen merkezi arasında bir hukuki ilişkiden söz etmek mümkün. Bu anlamıyla hastaya karşı yükümlülüğü olan röntgen merkezi
sizin merkezli bir gizlilik taahhüdü içine girmenize gerek yok. Eğer bir veri kaybı söz konusu olursa hasta röntgen merkezine karşı haklarını kullanmak durumunda. Siz orada üçüncü kişi konumundasınız. Bir meslektaşımızda verileri bulutta saklamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu tip yöntemler kullanılıyor. Hatta silinen yöntem verilerin geri gelmemesi için bilişimcilerin kullandığı 0101 kod girişi gibi yöntemler de var. Tabii biz sadece ismen bunları biliyoruz. Bunların uygulanışı için bir bilişimciden yardım almak lazım. Bulut da bu yöntemlerden biri. Bu bir alacağımız yardımla ilgili de yakın zamanda bir video çekip bunu da meslektaşlarımızla paylaşacağız. Elektronik ortamda silme nasıl gerçekleşebilir? Tamamen yok etme nasıl gerçekleşebilir ki? Evet. Aslında bizlerin sağlık meslek sunucularının en az 10 yıl gibi bir süresi var önünde bu bilgileri imha edeceğimizi taahhüt etme açısından. Ancak hastamız tabii derhal isterse onu nasıl imha edeceğimizi de biliyor olmamız lazım. Siz çok güzel değindiniz. Bugünden itibaren muayenehanemizde bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Özellikle evet, bilgisayarlarımızda orijinal programlar kullanmalı ve orijinal virüs programları almış olduğumuzu gerekiyorsa faturasını da ibraz edebilecek şekilde saklamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü evet, bugüne kadar hepimiz internetten indirdiğimiz bazı programlar kullanıyorduk. Biraz daha bu işleri legalize etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu süreç aslında dediğim gibi Avrupa ülkelerinden bu anlamda biraz geriyiz. Mevzuat açısından hani mevzuatımız daha sonra yürürlüğe girdiği için ve yükümlülüklerimiz henüz dolmadığı için uygulamada başlamamış durumda. Ancak her şey yavaş yavaş oturacaktır. Kurumun da bu anlamda basamaklı tolerans uyguladığı meslekler arasında olacak. Çünkü cezalarla ilk karşılaşıldığında kuruma çokça telefon gitmiş hekimler tarafından. Yani biz bu cezaları nasıl ödeyebiliriz ki? Bizi neden verbi sorumlusu yaptığınız şeklinde sistemlerle de karşılaşmışlar kurum yetkilileri. Yani bizim derdimiz ceza uygulamak değil aslında. Bizim derdimiz kişisel veri konusunda toplumsal bir bilinç, mesleki bir bilinç yaratmak, bunun uygulanmasını sağlamak, bunu yerleşik hale getirmek. Bunun ha deyince olmayacağını biz de farkındayız. Bu bir süreç diyorlar. Biz de yavaş yavaş bu süreci uyum sağlaması gereken kişilerden biriyiz. Öyle kabul etmek gerekir. Bir meslektaşınız yazmış, avukatlar neden muaf diye. Şöyle, biz verbis kaydı yaptırmak zorunda olan mesleklerden değiliz. Ancak biz sadece verbisten muafız. Kişisel verileri koruma kanunu diğer size saydığım tüm işte bir politika hazırlama, silme yöntemi belirleme, verileri saklama, güvenliğini sağlama gibi yöntemlerin tamamı avukatlar için de geçerli. Sadece verbise kayıt olma meselesi bizim inisiyatifimize bırakılmış. Hekimler hassas veri işlediği kabul edildiği için verbise kayıt zorunluluğu getirilmiş. Hani burada şunu da paylaşmamda belki fayda var. Verbisten hekimlerin de muaf olması için biz kuruma bir başvuruda bulunduk. Çünkü hani diğer muaf olan mali müşavirlik ve avukatlık mesleği gibi hekimlerin sadece meslek icrası için bunları işlediğini, hekimlerin de muaf olması gerektiğini ifade eden bir başvuruda bulunduk. Bu başvurunun reddi üzerine de çeşitli değişik meslek örgütleri adına dava açtık. Henüz bu davamızda bir gelişme olmadı. Ama hekimlerin bu zorunluluktan muaf tutulmasına ilişkin hukuki bir girişimde de bulunduk. Sonuç alırsak, olumlu ya da olumsuz, yine sizinle paylaşırız. Son bir soru daha alıp sizi teşekkür etmek istiyoruz. Bir meslektaşımız kesinlikle muayene odasında video yasak mı demiş. Evet, kesinlikle orası evet, özel bir alan olduğu için yasak olduğunu zaten belirtmiştiniz. Bir meslektaşımız da muayenehane adresinin değişikliği durumunda sağlık hizmetinin devamlı ilkesi çerçevesinde bu durumu hastaya mesaj yoluyla haber vermek cezai yükümlülük doğurur mu? Bu sağlık hizmetinin gereği bir bilgi. Hasta tedavisi için tekrar başvuracak olabilir ya da tedavisi henüz bitmemiştir, yeni yerinize gelmek durumunda
olabilir. Tedavisi süren hastalar yönünden bu bilginin verilmesi gerekir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak üç kelimeyle konuyu özetlemek isterseniz buyurun. Ne demek ister? Bildiğiniz bir şey var mıdır? Ayrıca meslektaşlarımızın odayı iletecekleri soruları da biz de size iletiriz. Ama cevaplayamadığımız konularda kendilerine bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hı hı. Dediğim gibi bu bir süreç. Biz hukukçular mevzuatı uygulamada nasıl ele almamız gerekiyor? Bunun için çokça kafa yoruyoruz. Ve buna ilişkin çıktılarımızı da hekimlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hekimlerin, diş hekimlerinin buna yönelik bilgi ihtiyaçlarında Ankara Diş Hekimleri Odası Hukuk Bürosu olarak bize başvuracağını tekrar başvurabileceklerini tekrar ifade etmek isterim. Bu gözünüzün korkması gereken kötü bir her koşulda müeyyedeye, cezaya tabi tutulacağınız bir süreç değil. Belli önlemleri alarak, kurumla iletişim halinde olarak, kurul kararlarını takip ederek bu süreci sorunsuz aşabileceğimizi düşünüyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız bana mesaj da atıyorlar bir taraftan. Bütün bu konularla ilgili Tülay Hanım'ın ayrıntısıyla belirtmiş olduğu bu sunumun bir benzeri Ankara Diş Hekimleri Odası'nın YouTube sayfasında ve internet sayfasında da mevcuttur. Zaten Tülay Hanım tarafından hazırlanmıştı. Biz sadece onları seslendirdik. Verbis kaydı nasıl yapılır? Birinci aşamaya kadar meslektaşlarımız izleyebilirler. Bundan sonraki aşamanın da ne olacağını, nasıl yapılacağını yine Tülay Hanım'la beraber ve Özçelik Avukatlık Özçelik Hukuk Bürosu ile beraber gerçekleştireceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tülay Hanım, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bize çok ayrıntılı bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim ben de böyle bir buluşma sağladığınız için. Konu çok geniş gerçekten. Kabaca bahsetmeye çalıştım. Daha özeldeki sorunlar için hani bizzat benimle iletişim kurabilir meslektaşlarınız. İyi akşamlar diliyorum. Kaydımız da YouTube'da kalacak. Meslektaşlarımız YouTube'dan da yeniden izlemeye devam edebilirler. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Diliyoruz. İyi akşamlar.